Öyle. Şimdi piyasalardaki son durumu aktardık. Hem durumu hem de piyasaların odağındaki konu FED toplantısı. Yine hatırlatalım. Bunları ekonomist Enver Erkan'la konuşacağız. Sayın Erkan, merhaba efendim. Merhaba Beyza Hanım. Şimdi Enver Bey, içeriye bakacak olursak piyasa şu anda neyi fiyatlıyor size soralım. Borsada yükseliş az önce aktardım. Kurlardaysa gerileme görüyoruz. Nasıl yorumlarsınız bunu? Şimdi hafta başındaki ilk hareketleri itibariyle bu cuma günü sürpriz bir şekilde gerçekleşen Moody's not indiriminin etkisinin olmadığını görüyoruz. Yani bu piyasaya ilave bir heyecan katmamış görüntüsünde. Diğer taraftan tabii bu haftaki önemli Merkez Bankası toplantılarını düşünecek olursak, şu anda küresel konjonktür başta FED olmak üzere merkez bankalarının ekonomilerdeki zayıflamaya karşı gardını alması ve piyasaları desteklemesi yönünde. Yani şu anda bir faiz indirim furyasından bahsediliyor. Bu tabii FED özelinde gündemde en çok FED olduğu için FED özelinde biraz yoğunlaşmış olsa da bugün Avrupa Merkez Bankası Draghi'nin Sintra'daki konferansta yapmış olduğu açıklamalarda ekonomik görünüm bozulursa faiz indirimlerinin ve daha fazla parasal genişlemenin olması yönündeydi. Bu tabii ki bu noktada dış finansman hareketleri açısından özellikle gelişen ülkeler tarafında olumlu. Nitekim TL tarafının da buna çok pozitif bir yönde tepki verdiğini, kurda 5.87, 5.88 seviyelerinden 5.82.50 bandına kadar bir düşüş gerçekleştiğini görüyoruz. Benzer şekilde parite etkisinden dolayı Euro TL'de de hızlı bir düşüşün söz konusu olduğunu görüyoruz. Tabii bu noktada FED'i de bekleyeceğiz. Yarın FED'in yapacağı açıklamalar da önemli ve son zamanlarda küresel ekonomilerde artan riskler ve zayıf enflasyon baskıları çerçevesinde FED'in de güvercin bir açıklama yapması söz konusu ki son dönemde vadeli piyasalardaki fiyatlama FED'in bu yıl içerisinde iki defa faiz indirimi yapabileceği şeklinde. Bunlar tabii ki konjonktürel olarak gelişen ülke piyasalarını destekleyeceği için TL tarafında buna pozitif yönde tepki verdiğini görmek. Nitekim Türk varlıkları tarafında hafta başından beri iyileşen bir eğilim söz konusu. Tabii bize özgü başlıklarda biz yine mevcut haber akışını, gündemi takip etmeyi sürdürüyoruz. Özellikle politik gündem ve aynı zamanda Amerika ile olan ilişkiler, F-400'e ilişkin haber akışı. Bu yönde Türk varlıklarına ilişkin, Türk varlıklarına özgü fiyatlamanın ana temelini oluşturacak daha geniş vadede. Bunları da tabii ki Türk varlıkları açısından özellikle oynaklık teması açısından değerlendirmek gerekiyor. Ancak günlük bazda baktığımızda şu anda Güney Afrika randı ile beraber Amerikan dolarına karşı günlük bazda en çok değer kazanan para biriminin Türk lirası olarak ön plana çıkmış olduğunu görüyoruz. Sayın Erkan.